Gezegenimiz Dünya, milyonlarca yıl önce bugün olduğundan çok farklı bir yerdi. Henüz insanın yaşamı başlamamıştı. Dinozorlar dünya üzerinde yaşayan dev canlılardı. Birbirinden farklı görünüş, özellik ve boyutlardaki etçil ve otçul binlerce dinozor türü milyonlarca yıl dünyanın hakimi oldu. Bugün bile nedenini tam olarak bilmediğimiz bir sebepten dolayı dinozorların nesli tükendi ve onların yerini farklı canlılar aldı. Dinozorların neslinin tükenmesine neden olabilecek en büyük varsayım, dünyaya düşmüş olabileceği düşünülen dev göktaşıydı. Bu teori ilk kez 1980 yılında ortaya atıldı. O günden beri de dinozorların yok olmasındaki en gerçekçi teorilerden biridir. Milyonlarca yıl önce her ne olduysa bir şekilde dinozorların nesli tükendi. Dünyadaki yaşam evrim geçirdi ve değişti. Farklı canlılar dünya üzerinde yaşamaya başladı. İnsan bu canlılardan birisiydi ve sahip olduğu akıl, zeka ve özellikler sayesinde zaman içinde dünyanın hakimi oldu. İnsanoğlu dünyada yaşayan diğer canlılardan farklıydı. Sürekli gelişiyor ve yeni şeyler icat ederek yaşamını değiştiriyordu. İnsanoğlu günün birinde şans eseri dinozor kemiği fosili buldu. Bulunan ilk dinozor kemiklerinin tarihi antik çağlara dayanmaktadır. Dinozorların bulunuşu antik Yunan ve Roma İmparatorluğuna kadar gider. Tabi antik çağda yaşayan insanlar buldukları dev kemikleri hemen dinozor kemiği olarak isimlendirmemişlerdir. Bu kemiklerin eski zamanlarda yaşamış olan dev insanlara, mitolojilerdeki ejderhalara ve yaratıklara ait olduğunu düşünmüşlerdir. Antik çağlarda yaşamış olan insanların günümüze göre çok ilkel şartlarda yaşadığını göz önünde bulundurduğumuzda onların buldukları dev kemikler hakkında bu şekilde düşünmeleri normaldir. İnsanoğlu dünyanın farklı yerlerinde dev kemik fosilleri bulsa da yüzlerce hatta binlerce yıl bu kemiklerin üzerine yeteri kadar düşmedi ve ne olduğunu araştırmadı. Araştırsa bile net bir bilgi sahibi olamadı. Çünkü insanlar dinozor kemiklerini mitolojik canlılarla ilişkilendiriyordu. 1822 yılında Georges Cuvier bulunan dev kemiklerin tarih öncesinde yaşamış olan dev sürüngenlere ait olduğu düşüncesini ortaya attı. 2 yıl sonra 1824'te William Buckland ilk dinozora Megalosaurus ismini verdi. Bu ismin anlamı büyük kertenkeledir. Ardından fosil avcıları Mary ve Gideon Mantell ikinci dinozora Iguanodon ismini verdi. Bilim dünyası dinozorlarla gerçek anlamda 19. yüzyılın ortalarında yaşayan İngiliz doğa bilimci Sir Richard Owen'ın çalışmalarıyla ilgilenmeye başladı. 1841 yılında Richard Owen tarih öncesinde yaşamış bu dev canlıları Yunanca Deinos yani korkunç ve Saurus yani kertenkele anlamına gelen iki sözcüğün birleşiminden oluşmuş dinozor adıyla adlandırdı. Dinozor fosillerine yönelik çalışmalar gerçek anlamda 20. yüzyılın ikinci yarısında yapıldı. Öyle ki keşfedilen dinozorların neredeyse yarısı 1970'li yıllardan sonra keşfedildi. Günümüzden milyonlarca yıl önce yaşamış olan dinozorları bugün bilmeyen, duymayan yoktur. Tarihe baktığımızda insanların kendilerinden önce bu canlıların yaşamış olduğunu gerçek anlamda keşfetmesi çok yeni bir olaydır.